Integration Service bildiğiniz gibi farklı data kaynaklarından data okumaya yarıyor ve bunları işte okuduktan sonra temizleyip hesaplayıp düzgün formatlarda data warehouse'a koymaya yarıyor. Fakat kimi durumlarda özellikle biz partnerlerle çalışıyorsak yani bizim data source'larımız bizim dışımızdaki yerlerse giyim firmasıysam ben ve bu giyim firmasında diğer satışçı firmalarla bir entegrasyon varsa arada genellikle şu tip bir senaryo oluyor. Sık karşımıza çıkan bir durum bu. Karşı tarafın entegrasyonundaki en ideal yöntem web servisleriyle işte JSON veya XML olarak geri dönüşün sağlanması API'lerle. Fakat bu işte kaynak yetersizliğinden veya çeşitli benzeri durumlardan dolayı çok fazla hemen istediğimiz anda gerçekleşen bir durum değil. Daha çok bu projeye başlandıktan belirli bir süre sonra hadi bunu yapalım şeklinde gerçekleşiyor. Veya ben karşı tarafa güvenlik sebeplerinden dolayı bana genellikle connection yaratmıyorlar ve ben onların veri tabanına da bağlanmıyorum. İdealde gerçekleşen senaryo şu şekilde oluyor. Biz size bunu CSV dosyası veya Excel dosyası şeklinde FTP'ye koyalım. Sizin FTP'nize veya bizim FTP'mize günlük bir formatta siz oradan alın ve veri tabanınıza entegre edin. İşte bu tip senaryolarda sıklıkla karşımıza çıkan bu senaryolarda kullandığımız kontrolün ismi FTP task. Bu arada illaki karşı tarafın bir partnerimiz olmasına da gerek yok. Omniture ve benzeri şirketlerde de sizin verileriniz genellikle FTP üzerinde konularak çalışılabiliyor. Şimdi FTP task'imize baktığımızda burada benim bir şu anki anlattığım sunucuda bir FTP yok veya bağlanabileceğim bir FTP yok. Ama kullanımı son derece rahat. File transfer'e geldiğimizde tıpkı bir önceki videomuzdaki file system task'taki gibi gelip burada işlemler yapabiliyorsunuz. Dosya gönderebiliyorsunuz, dosya alabiliyorsunuz, işte lokal dizin oluşturabiliyorsunuz gibi. Buradan ben receive file'a bastığımda mesela bana şunu soruyor. İşte pet'in nerede? Bu pet'teki hangi dosyayı alacaksın? Ve daha sonrasında da bunu ne yapacaksın? Bu şekilde işlemlerimi burada tanımlayarak işte new connection dediğinde mesela burada FTP connection istiyor benden. FTP'ye bağlanmamı istiyor. Bu şekilde connection'ımı tanımlayıp ben FTP dosyasından FTP dizininden dosya alabilirim, dosya koyabilirim ve buradaki o aldığım dosyayı atıyorum işte bu tedarikçimizden alıyorsak bu dosyayı alıp lokalime file system task'ı kopyalayabilirim, ismini değiştirebilirim. Sonrasında ise bunun üzerinde çeşitli işlemler yaparak data flow task'ımızda bir önceki örneklerimizde gördüğünüz Excel'e nasıl bağlandığımızı veya CSV dosyasına buradan o dosyaları alıp hesaplayıp kendi veri tabanıma veya veri ambarıma düzgün bir şekilde koyabilirim.